Erdoğan'ın yeni rotası. Ortadan başlıyor. Şimdi Erdoğan'ın yeni rotası, Erdoğan'ın yeni rotasını tabii ki daha hemen belirlemek zor bir mesele. Türkiye'de yargı bütün AKP iktidarı boyunca ya merdiven olarak kullanıldı ya sopa olarak kullanıldı. Peki bundan sonra, yani eğer 31 Mart yerel seçimleri bir dönüm noktasıysa, ki dönüm noktası cümlesini bizzat Erdoğan o gecede kendisi kullandı, bu dönüm noktası nereye doğru evrilecek? Yani Erdoğan bir yere dönecek mi? Neyin kırılmasını yaşayacak? Şimdi yargı bu kadar işlevliyse AKP iktidarı için, bundan sonra nasıl olacağını yanıtını bizzat Yargıtay, Danıştay ve Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki görevli, hala hazırda görevli, görev yapan savcılar ve hakimlerle konuşarak bir nabız tutmaya çalıştım. Bakın, izleyicilerimize şunu söylemek zorundayım. Birazdan anlatacaklarım benim kişisel görüşlerim değil. Tekrar söylüyorum, birazdan anlatacaklarım benim kişisel görüşlerim değil. Yüksek yargıda halen görev yapan etkin isimlerin olasılık senaryoları. Tekrar söylüyorum, bir görevdeki hakim ve savcının olasılık senaryolarını ben aktarıyorum. Bu benim kişisel görüşlerim değil. Çünkü itirazım olan bazı noktalar var. Ama en azından yargıdaki etkin isimlerin beyin fırtınasını aktarmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bakın, bir kere şöyle bir şey var. Hepsini bir toparlayalım. Yargıda iki çeşit aslında insan tipolojisi var. Nedir o? Bir, görevlerini gerçekten layıkıyla yapan insanlar. Bunlar kimi zaman maalesef aktif görevlerde tutulmuyor, pasif yerlere konuyor. Onların herhangi bir endişesi yok aslında bu süreçle ilgili. Yani kendilerinin tekrar yoluna devam edeceklerini düşünüyorlar. Ancak verdikleri kararların iktidarla ilişkilerinde kurdukları bağlantıların sorunu olduğunu bilen hakimler ve savcıların siyasi konjonktürü izlemek gibi bir dertleri, bir dersleri var. Çünkü onlar kararlarının hukuksuz olacağını ve o kararların bir şekilde ileride önlerini konacağını biliyorlar. Ve bundan dolayı da siyasi konjonktüre göre yer değiştirmeye çok müsaitler. Benim görüştüğüm kaynaklar, özellikle böylesi hakimlerin ve savcıların yeni politik konjonktüre göre bir tavır alacağını, bir pozisyon alacağını, belki biraz daha geri çekileceğini, belki hukuksuzlukları imza atarken biraz daha elinin titreyebileceğini söyledi. Bu şu da oluyor Barış, yani ilerleyen dakikalarda değin ama bu demek oluyor ki bazı siyasi davalarda verilmiş o kararlarda değişebilir. Değişebilir. Şimdi bakın, Yargıtay ve Danıştay, idari ve cezanın yüksek mahkemesi değil mi? AKP'nin şöyle bir planı varmış arkadaşlar, var zaten, gündeme de geldi. Yargıtay ve Danıştay'ı tek bir yerde birleştirmek. Yani Yargıtay'ı da kapatıp Danıştay'ı da kapatıp böyle tek bir yüksek mahkeme haline getirmek, tek bir yüksek yargı haline getirmek. Şimdi bu plan eğer devreye sokulursa, tekrar söylüyorum, yüksek mahkemedeki aktif görevdeki insanlarla konuştum. Bu plan devreye sokulursa yeni bir havuz yaratılacağı konuşuluyor ve bu yeni havuzda bazı gönül almaların yaşanabileceği söyleniyor. Yani şu, ne demek istiyorum? Hepimiz biliyoruz ki Yeniden Refah Partisi AKP'nin seçmenine bir kapı haline geldi. Yani tepkili seçmenin, yani AKP'ye küsen seçmenin bir kapısı haline geldi. Keza bazı dini gruplarla AKP'nin arasında bazı sorunlar olduğunu biliyoruz. Mesela Süleymancılarla. Şimdi deniyor ki, benim konuştuğum kaynaklar diyor ki, Yargıtay ve Danıştay'da oluşturulabilecek olası bir havuzda bu siyasi rakip olarak ya da küsen yakınlar olarak kodlayabileceğimiz gruplara bazı koltuklar verilebilir. Yani mesela Yeniden Refah'a bazı koltuklar verilebilir. Belki Süleymancılara bazı koltuklar verilebilir. Sadece o mu? Değil. Anayasa Mahkemesi'nde de bir koltuk Yeniden Refah'a yakın bir isme verilebilir. Sadece o mu? Değil. YÖK'te boş bir genel kurul üyeliği var. Oraya da tıp kökenli, başı kapalı bir
kadının getirilmesi bekleniyordu. Oraya da o boş koltuğa da yeniden Refah Partisi'ne yakın ya da Süleymancılara yakın bir ismin getirilebileceği yargı dünyasında konuşulan konulardan birisi. Bununla birlikte anayasa konuşuluyoruz ya, hep anayasa, anayasa, anayasa. Benim konuştuğum hakimler ve savcılar yeni anayasa çalışmaları için bir uygun zeminin bekleneceği söyleniyor. Ancak mevcut Adalet Bakanı'yla mevcut İçişleri Bakanı yani Ali Yerlikaya'yla Yılmaz Tunç'un arasının soruşturmaların yönetimi konusunda biraz sorunlu olduğunu söylüyorlar. Ali Yerlikaya'nın bazı taleplerinin Adalet Bakanlığı tarafından setle karşılandığı söyleniyor. Ancak Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a bu yeni anayasa çalışmalarını yaptırtıp hatta yargıyla ya da yürütmeyle ilgili bazı kanunları değiştirtip bundan dolayı da biraz yıpratıp ondan sonra görevden alabileceği konuşuluyor Erdoğan'ın. Bu, tekrar söylüyorum, görevdeki hakimler ve savcıların Yılmaz Tunç'un bu minvalde kullanılabileceğini en azından aktardılar bana. Şimdi çok önemli bir soru var. Sen ne dedin? İşte bazı siyasi davaların şeyi nereye evrilebilir? Şimdi bir kere siyasi davalarda sonuçların siyasi konjektüre göre belli olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi burada Recep Tayyip Erdoğan'ın seçmesi gereken bir yol olduğunu söylüyor hakimler ve savcılar. Mutlaka bir yol ayrımına gireceğini ya da önemli bir kararın eşiğinde olduğunu söylüyorlar. Çünkü hepimiz görüyoruz ki bu seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı da kaybetti aslında. Sadece AKP kaybetmedi. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP'ye bir kazancı olmadığını da gördük biz bu seçimde. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan burada hep söyleniyor ya, işte Selim Temurcu da söylemiş, 2001 ruhu, hani reformlar. Acaba Erdoğan tekrar o demokrat, o reformist imajını acaba üstüne yapıştırır mı? Bu soru savcılar ve hakimler arasında da konuşuluyor. Peki bu olursa, yani AKP eskisi gibi 2007 öncesindeki haline, bence yalan ve illüzyondan oluşan o haline tekrar dönme çabasında bulunabilir mi? Hakimler ve savcılar böyle bir şeyin ihtimal dışı olmadığını söylüyorlar. Yani ihtimal içinde olabildiğini söylüyorlar. Bunda tabii ki en kritik şeylerden birisi Demirtaş meselesi. Mesela diyorlar, DEM Parti ile kurulabilecek olası bir önce gizli kapı diplomasisiyle sonra belki biraz daha açık bir ittifakla biz Demirtaş'ın taliyesini görebilir miyiz? Evet, görebiliriz diyorlar. Bakın tekrar söylüyorum, Yargıtay, Danıştay ve Bölge Adliye Mahkemesi'nde konuştuğum kaynaklar ve çok kritik isimlerden bahsediyorum. Önemli görevlerde yer almış isimlerden bahsediyorum. Keza bakın orada kim var? En altta Sinan Ateş var. Sinan Ateş dosyasının da önümüzdeki dönemin belirleyici noktalarından birisi olduğunu söylüyorlar. Yani şunu demek istiyorlar. Eğer Milliyetçi Hareket Partisi ile bir ayrışmaya gidilirse ya da Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde bir sıkıştırmaya gidilirse mutlaka Sinan Ateş dosyasının burada belirleyici olduğu söyleniyor. Çünkü hepimiz de biliyoruz ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki tane önemli kurmayının Sinan Ateş'in öldürülmesi meselesinde adının geçtiği çok kez dile getiriliyor. Ve AKP'nin öyle ya da böyle Sinan Ateş dosyası üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ni biraz hizaya getirme ya da biraz tasfiye etme yoluna gidebileceğini söylüyorlar. Bununla birlikte hazır Milliyetçi Hareket Partisi söyleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ni tasfiye meselesi menzilciler üzerinden de olacak. Bakın, yargıda bir menzil tarikatı etkinliği var. Ve o menzil tarikatı etkinliği aslında Milliyetçi Hareket Partisi referansıyla oluşmuş durumda. Yani menzilcileri sorsanız kendinin ülkücü kökenli olduğunu söylerler yargıdakiler. İşte aslında menzilcilerin yargıdaki etkinliğinin bu önümüzdeki süreçte kırılabileceği, bu da aslında dolaylı olarak bir Milliyetçi Hareket Partisi tasfiyesine gelebileceğini söylüyor konuştuğum kaynaklar. Keza ben Cumhuriyet Gazetesi'nde bu anlattıklarım daha genişini yarınki köşemde anlattım. Gezi davasında da bazı dönüşümlerin olası bir AKP-MHP ayrışmasından sonra gerçekleşebileceğini bizzat benim görüştüğüm yargı kaynaklarından
edindiğim cümleler var. Ama tekrar söylüyorum, aslında Türkiye'nin bir şekilde bir politik anlamda kırılma noktası yaşamasında AKP-MHP ittifakının nereye evrileceğiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte bir dosya daha var. Ona da Ayhan Bora Kaplan dosyası. Ayhan Bora Kaplan, yani hepimizin bildiği mafyatik bir örgütlenmenin önemli isimlerinden birisiydi. Biliyorsunuz birkaç ay önce gözaltına alındı, tutuklandı. Operasyonlar devam ediyor. Benim konuştuğum yargı kaynakları Ayhan Bora Kaplan dosyasında yeni itirafların gündeme gelebileceği. Ve bu yeni itiraflar üzerinden çok derine gidilmese de emniyetten ve yargıdan bazı isimlere operasyonlar olabileceği bekleniyor. Tekrar söylüyorum. Görüştüğüm yargı kaynakları Ayhan Bora Kaplan dosyasında gelecek yeni itiraflar üzerinden bazı emniyet personeline ve bazı yargı personeline operasyonlar yapılabileceği bekleniyor. Bu yolla da aslında hani demin gündeme getirdik ya, Gazi Osman Paşa'da işte şu an bir gasp durumu neredeyse olacak, oylar yeniden sayılıyor vesaire. Gazi Osman Paşa'nın AKP'den CHP'ye geçmesinde nedenlerden birisinin de Süleyman Soylu ismi öne çıkıyor. Süleyman Soylu'nun, yani aile ocağı olan Gazi Osman Paşa'da bile seçim çalışmalarına aktif katılmadığı AKP içinde konuşulan konulardan birisi. Ve Süleyman Soylu'ya bu sürecin faturasının da belki de Ayhan Bora Kaplan operasyonu üzerinden kesileceği söyleniyor. Ayhan Bora Kaplan dosyasında olası gelişmelerin Süleyman Soylu ekibinin devlette biraz daha tasfiye olmasına yol açacağı söyleniyor. Yani işte anlattım. Yeniden refaha bir gönül alması verilecek. Ama bu arada bir şey söyleyeyim. Fatih Erbakan bundan tatmin olur mu emin değilim. Şu an Türkiye'nin 3. partisi çünkü. Yani çok daha fazla koltuk isteyebilir. Bunu unutmamak gerekiyor. Yılmaz Sunç'un çok yıprandığını ve daha da yıpratılacağını ondan sonra Adalet Bakanı'nın değişeceği benim konuştuğum kaynaklarda. AKP-MHP kavgasının bütün politik davalarda bir dönüşme yol açabileceği, o hukuksuzlukların bir anlamda tersine evrilebileceği, tıpkı Fethullahçılarla Recep Tayyip Erdoğan arasındaki kavga gibi, onun sonuçları gibi, bazı hukuksuz davalarda daha olması gereken kararlara evrilebileceği benim konuştuğum kaynaklarda söyleniyor. Keza Demirtaş'ın dosyası, keza Sinan Ateş dosyası da MHP ile ilişkilerde bir sıkıştırma haline gelecek. Süleyman Soylu da tasfiye edilmek istenenlerden birisi. Tabi burada Ekrem İmamoğlu fotoğrafını da koyduk görseli. Ekrem İmamoğlu dosyasının, bakın şu önemli. Ekrem İmamoğlu dosyası şu an BAM'da, yani Bölge Adliye Mahkemesi'nde. O hani ahmak davası diye adlandırılan davadan bahsediyorum. Şu an Ekrem İmamoğlu'nun bu dosyası bir koz olarak kullanılsa da geçmiş deneyimlerden yola çıkarak halk üzerinde olumlu bir etki, yani istedikleri gibi olumlu bir etki yaratmadığını görmüş durumdalar. Ara ara deneyeceklerini düşünüyorum Ekrem İmamoğlu hakkındaki davaların. Ancak AKP'nin tıpkı bugün biz Van'da tartışıyoruz, Doğu'da tartışıyoruz vesaire, yargı enstrümanını kullanarak bazı CHP'li belediyelere operasyon ve teftiş baskısı yaratacağını düşünen yargı mensupları vardı. Ve keza şurası çok enteresan, Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı sır olmayan bir önemli yargı mensubuyla konuştum. Tekrar söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığı sır olmayan bir yargı mensubunun dediği şu cümle çok önemliydi. Evet, muhalif ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyonlar ve teftişler çoğalabilir ama dedi ki, eğer siz AK Partili belediyelere ya da AK Partili bürokratlara da bazı savcıların ve hakimlerin aldığı cesaretle operasyon yaptığını görürseniz hiç şaşırmayın dedi.